Geçmiş olsun. Oğlum nasılsın doktor hanım? Bir şey yok değil mi? Şu anda durumu gayet iyi. Merak edecek hiçbir şey yok. Bir süre yoğun bakımda kalacak. Yok şimdi. Aslanım benim be. Kardeşim kimin kardeşi be? Biliyordum oğlum. Hiçbir şey olmayacağını biliyordum ben. Peki tam olarak ne olmuş? Hastamızın iç kanaması vardı. İlk önce onu durdurduk. Kaburgalar biraz zedelenmiş. Onu da hallettik. Bir de sağ bacakta kırık vardı. Oraya da platin taktık. Bundan sonra yürürken biraz sekecek. Ama o kadar olur. Ama bu geçici bir şey değil mi? Hayır, geçici değil. Ama hayatında çok büyük bir aksamaya da neden olmaz. Yani futbol oynayamaz mı? Dediğim gibi yürürken biraz sekecek. O yüzden çok fazla koşması, rahat hareket edebilmesi maalesef mümkün değil. Bundan sonra daha dikkat etmesi gerekiyor. Çok geçmiş olsun. İzninizle. Neyse. Sağ salim kurtuldu ya. Buna da şükür. Ortega'nın hayalleri suya mı düştü şimdi? Nasıl? Neşesi yerinde. Koç gibi benim oğlum. Sizleri bekliyor. Futboldan bahsedebildiniz mi? Dilimiz varmadı öğretmenim. Biliyorsun onun bütün hayali futbolcu olmaktı. Şimdi ben ona artık oynayamayacaksın diyemedim. Onun hayali iyi bir sporcu olup bizi rahat ettirmekti. Şimdiye kadar siz bana baktınız, şimdi sıra bende derdi. Söyleyemedim. Kupik, bana bakmayın. Ben söyleyemem. Ben hiç söyleyemem. Yani benim Türkçe de yetmez zaten. Bana bakma ya, ben hiç söyleyemem. Ben de söyleyemem. Şimdi ben girerim, saçmalarım orada. Olmaz. Kim söyleyecek peki? Thank you.
olacağım? Hoca nerede? Affedersiniz öğretmenim. Narkozun etkisinden yeni kurtuldum. Bu kadar müsamaha yok mu? Tamam. Ama başkasına söylemek yok. Alışır bunlar, hocam hocam demeye başlarlar. Tamam, sır. Nasılsın? Bomba gibiyim öğretmenim. Birkaç haftaya kadar idmanlara başlarım. Yo daha... Tabii üniversite sınavları falan... Yapmayın öğretmenim. Koskoca Fenerbahçe camiası benim keyfimi bekleyecek. Kalkar kalkmaz sağlam idmanlara başlamam lazım. Sedacığım, bazen ideallerimizi gerçekleştiremeyebiliyoruz tabii. Yani böyle gerekebilir. Yani hayat bize bambaşka bir yol çizmiş olabilir. Olur mu öğretmenim? Bu benim doğduğumdan beri tek hayalim. Göreceksiniz. 2 yıla kadar gol kralı olacağım. Ya olamazsan? Muhakkak olurum öğretmenim. Daha çok çalışırım. Bu sefer başarırım. Peki ya futbolcu olamazsan? Ölürüm. Seni böyle iyi gördüğüme ben ne kadar sevindim. Şimdi ben gideyim, biraz da arkadaşların gelsin senin yanına. Tamam mı? Öğretmenim. Siz benim için çok yoruldunuz. Artık eve gidip dinlenebilirsiniz. Hocana akıl mı veriyorsun sen? Hoca camide. Aramızda kalsın. Sır. Karşıladı. Ne dedi öğretmenim? Söyleyemedim ki. Öyle inançlı ki. Bakın. Şimdi sizi bekliyor. Onu keyiflendirin. Eğer onun yanında ağlarsa da sizi sınıra kadar kovalarım. Bu ülkeyi size dar ederim demedi demeyin. Gelsenize arkadaşlar, niye kapıda duruyorsunuz? Oo. Kanka konseyi tam olarak toplanmış, herkes burada. Aşkım. Nasılsın bir tanem? Daha iyi olduğum zamanlar da oldu. Ama merak etmeyin.
Gözüktüğünden daha iyiyim. Baba, çok iyi gördük seni. Evet abi. Domuzluk koç gibi duruyor değil mi? Damızlık demek ne demekti? Didem, ben sana şimdi bunu açıklardım ama yeri değil yani. Biz gidelim abiler. Baksanıza elemanın bize ihtiyacı kalmamış. Çok korkuttun bizi Ortega. Evet abi, çok korkuttun bizi. Ne öyle arabanın üstünden tombalak falan attın ya. Yola çıkarken ne yapıyormuşuz? Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp öyle geçiyormuşuz değil mi? Teşekkür ederim öğretmenim. Aşkım, sen neden ağlıyorsun? Yok bir şey hayatım. Öyle seni iyi görünce sinirlerim boşaldı birden. Ağlama sen. Sil gözyaşlarını, kıyamam sana. Hem daha sevgilin seni çok kucağa alıp havalara uçuracak. Beni? Yok artık. Ortega. Bu hengamede böyle gözünün başının sadakası olsun diye cep telefonunu da bana verirsin artık. Sen bir tane iste, ben sana 1000 tane veririm kardeşim. Ne de olsa karşınızda Fenerbahçe'nin yeni gözdesi. Yeni transferi duruyor değil mi arkadaşlar? Buradan çıkar çıkmaz hemen Samandıra'ya gitmem lazım. O kadar yoğun bir idman programı bekliyor ki beni. Siz de izlemeye gelirsiniz artık. Alo. Ne oluyor ya? Hiç seven yok mu beni? Aşkım sen de mi? Yok hayatım. Saçmalama, öyle şey olur mu hiç? Tabii ki geleceğiz. Değil mi çocuklar? Geleceğiz. Tabii. Tribünlerde en üstteki ses sizin sesiniz olmalı. En büyük tezahüratlar sizinkiler olmalı. Hadi bir daha söyleyelim. Mazinde bir tarih yatar. Yaşa Fenerbahçe. Ne mutlu seni sevene. Yaşa Fenerbahçe. Mazinde bir tarih yatar. Yaşa Fenerbahçe. Ne mutlu seni sevene. Yaşa Fenerbahçe. Şu gördüğünüz noktalara platin takıldı. İç ve dış kaval kemiğinin yüzeyine. Bu dosya ile ilgili işlemlerin hepsi hazır. Ben bunları size takdim ediyorum. Buyurunuz. Tetkiklerin hepsi hazır efendim. Vallahi bu durumda kulüp doktoru olarak bu şekilde ben çocuğu kulübe önerim. Ailesinin durumu da pek varlıklı değilmiş sanırım. Belki hani tedavisini yurt dışında yapın diyeceğim ama... Gencecik çocuk. Anlaşma, her şey tamam. Bir tek imzaya kalmış. Peki bu durumu siz mi söyleyeceksiniz? Benim için çok güç olacak ama doğrusu da bu olacak. Siz bilirsiniz. Buyurun efendim. Kolay gelsin. Çocukların sesi geliyor. Top oynuyorlar değil mi? Evet. Koşuyorlar değil mi? Evet.
Ne ilginç değil mi Kopil'im? İnsan elinden koşmak gibi bir özgürlük alındığında o zaman anlıyor ayaklarının değerini. Biliyorum kardeşim. Biliyorum. Sanmam. İnşallah hiçbir zaman da öğrenemezsin Kopil. Şu halime bak. Ne varmış halimde ya? Turp gibisin maşallah. Turp. Ya Ortega, onca hengamede ben soramadım ya. Senin cep telefonunda bir şey olmadı değil mi? He? Sen olmasan ben ne yapardım Kopil? Cepleri buna daha az para öderdim. İyi ki varsın kardeşim. Sen benim tek moralimsin. Merhaba. Sedat Bey'le biraz yalnız görüşebilir miyiz? Tabii. Ne ilginç değil mi? Soruyu benim size sormam lazımdı. İyi görmüyorsun. Başka seçeneğim yok. Doğru söze ne denir? Lafı uzatmayacağım. Direkt konuya gireyim. Beni Fenerbahçe kulübünden gönderdiler. Kulüp doktoruyum. Sözleşmemi de sizinle mi yolladılar? Sağ olsunlar. Hayır. Isıyacağım bilemiyorum Sedat ama söylemek zorundayım. Sedat, durumun ciddi. Çok yetenekli olduğunu söylüyorlardı ama bu durumda Fenerbahçe'de futbol oynaman zor. Ama iyileşeceğim. Çalışıp iyileşeceğim, başaracağım. Bu sonuçlardan sonra kulübün seninle futbolcu olarak ilgilenmesi mümkün değil. Şaka olduğunu söyleyin. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Sadece şaka yaptım değil. Keşke. Keşke şaka olsaydınız. Ama iyileşici durumun tekrar gözden geçirilir belki. Fenerbahçe Kulübü'nün kapıları sana daima açık olacaktır. İleride altyapı antrenör yardımcısı olarak çalışabilirsin belki. Beni yalnız bırakabilir misiniz? Peki. Ama ihtiyacın olduğu zaman her zaman yanında olacağız. Bizi istediğin zaman arayabilirsin. Tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
Biliyor musunuz Ömer Bey? Siz girmeden önce hayal kuruyordum. Siz içeri girince bitti. Tıpkı bütün hayallerim gibi. Ne söylesen haklısın Sedat'cığım. Senden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Ama gerçekten çok üzgün olduğumu bilmeni istiyorum. Benim de üzgün olduğumu sizin bilmenizi istiyorum. Ama benim üzüntümün sizi üzmesini istemiyorum. Çünkü ben kötü biri değilim. Doktorumla konuştum. Bir daha futbol oynayamayacağını söyledi. Ama daha çok gençsin. Önünde yeni fırsatlar olacaktır. Bir kapı kapanacak, belki başka bir kapı açılacak. Ve o kapının anahtarları sizde değil mi? Elime birkaç kuruş tutuşturacaksınız. Hastane masraflarını ödeyeceksiniz. Ve kendinize göre vicdanınızı rahatlatmış olacaksınız değil mi? Sadece vicdan değil. Kaç para vereceksiniz bana? Kaç paraya satmam istiyorsunuz hayallerimi? Bunları sonra konuşuruz. Bakın Ömer Bey. Sizin paranız bu işe yetmez. Nasıl yani? Mahkemede görüşürüz. Sen bilirsin Sedat'cığım. Mahkemede görüşürüz. Hoşça kal. Doktoru yanındaymış. Şimdi doktoruyla konuştum. Söylemiş mi? Evet. Öğretmenim, yani artık Ortega futbol oynayamayacağını biliyor mu? Abla, ne yapacağız şimdi? Ne söyleyeceğiz Ortega? Ay, bilmiyorum Kerem, bilmiyorum. İçinizden ne geliyorsa onu söyleyin çocuklar. Normal davranmaya çalışın ama güçlü olun çünkü o şimdi sizden güç alacak. Yani ne bileyim öyle başka mevzular bir şey bulun. Yani zor onu. Ay. Şimdi ben gideyim. Sonra da siz gelin tamam mı? Ne demek ne olur? Ne olur öğretmenim. Anlatacaklarınızı dinleyecek durumda değilim. Ama senin yanında olduğumuzu biliyorsun değil mi?
hep sana destek olacağımızı. Açılan kapılardan sen geçerken seninle beraber o kapılardan geçeceğimizi, seni hiç yalnız bırakmayacağımızı biliyorsun değil mi? Hayatta her şeyi istediğin yolla elde edemeyebilirsin Sedat. Bak bana, ben çocukları oldum olası hep çok sevdim. Evlenip çocuk sahibi olamadım. Ama şimdi Türkiye'nin dört bir yanında benim bir sürü çocuğum var. Hayat istediklerimi başka bir yolla verdi bana. Şimdi sana da öyle olacak. Futbol benim yaşama amacımdı öğretmenim. Artık hiçbir şeyin önemi yok. Yaşama amacı diye bir şey yoktur. Yaşamak birinci amaçtır. Sen daha yolun başındasın. Önüne nasıl fırsatlar çıkacak? Gece biter gün doğar. Hem de daha parlak, daha güzel gün doğar. Artık kötü düşünceler yok. Tamam mı? Anlaştık mı? Duymadım. Anlaştık. Bize ihtiyacın olursa hepimiz bu kapından öndeyiz. Ondan itibaren de Osmanlı'nın gerileme dönemi başlamış oldu. Biz de bu konuyu tekrarlamış olduk. Biricik. Efendim öğretmenim. Ben en son ne dedim? En son ne dedim ben? Ben dersi anlayamadım, özür dilerim öğretmenim. Açın kitap kitap okuyayım bari. Bugünkü dersi ek derste telafi ederiz. Gidiyorum, başka yapacak bir şeyim kalmadı. Hoşça kalın Sedat. Alo. Alo, alo. Bahar'cığım. Evet benim. Bir şey söyleyeceğim. Sen bu Sedat'ı gördün mü okulda? Hayır, görmedim. Beklerseniz bir bakayım. Tamam, bekliyorum. Çocuklar, Sedat'ı gördünüz mü bugün? Öğretmenim, Ortega hastanede değil mi? Tamam, yani gelmedi okula değil mi? Görmedim. Tamam, sağ ol canım. Afiyet Hanım, yok çocuklar görmemişler. Yok mu? Hayır, okula falan gelmemiş. Ne oldu, bir sorun mu var? Yok. Yok bir şey de taburcu olmuş buradan. Onun için. Tamam da sen yine de kimseye bir şey söyleme, telaşa vermeyelim ortalığı. Tamam. Tamam, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Hadi. Thank you.
Haksızlık vallahi. Tam hayatımı kurtardım demişken. Yapılır mı Allah? Allah. Beni niye seçtin bu sınav için? Beni mi buldun? Gerçi sen her şeyin en iyisini bilirsin. Ama şunu bil ki ben bu sınavı kaybettim. Gücüm kalmadı artık. Ben kaybettim. Sedat! Sedat ne yapıyorsun? Sen orada ne yapıyorsun? Öğretmenim. Sedat! Siz benim aklımı mı oynatacaksınız? Ne işin var orada? Çekil oradan! Her şey bitti öğretmenim. Hiçbir şey bitmedi. Sedat! Sedat daha önce biz bunları konuşmuştuk seninle. Artık futbol oynamayacağım öğretmenim. Ben futbol oynamaktan başka hiçbir şey de yapamam. Ailemi sefaletten kurtaracak. Şimdi hayatım boyunca onlar bana bakmak zorunda. Her şey bitti öğretmenim. Ben hiçbir alta yaramam öğretmenim. Her şey bitti. Bitti. Hiçbir şey bitmedi Sedat. Hayat başka bir yerden başlayacak bizim için. İnan bana. Sedat sen aşkın büyüklüğünü yaşadın. Başarının büyüklüğünü yaşadın. Bunları sen cesaretle taşıdın. Yaşa bak. Ölmekten daha fazla cesaret ister. Öğretmenim. Her yerde seni arıyorum Ortega. Ne oldu yine törpü bir şey mi var? Ne oldu? Yeniler mi rahatsız etti törpücüm seni ha? Atılgan filan mı yoksa? Söyle hemen ben rahatsız edeyim onları. Tabii bir öpücük karşılığında. Sen bir sus Kopil. Sen bir sus. Gamze ile konuştum az önce. Gamze mi? Bana ne? Bana ne? Ne demek bana ne ya? Konu bizzat seninle ilgili. Gamze senden özür dilemek istiyor. Benden? Evet. Özür. Evet. Bugün okul çıkışında senden özür dileyecek. Vay be. İşte böyle kızlar. Her şeyi anlattığım gibi. Sedat deli gibi pişmanmış. Okul çıkışında da benden özür dileyecekmiş. Aman hoca hocan özür dilese ne olur? Yarın yine üzer seni. Zaten Jüpiter'in etkisi altında. Kesin üzecek. Evet evet. Sen dikkatli ol. Yani öyle hemen yüz verme. Çünkü bunların sağ solu hiç belli olmaz. Belli olmaz tabii. Conconlar çünkü. Bak kızım bin bir oyun eder sana. Özür beklerken sen özür dileyecek hale gelirsin. Sakın tufaya düşme tamam mı? Evet. Yok canım. Ben hiç geri adım atar mıyım? Nihayet elime düştü işte. Aynen duyduğun gibi. Gamze sana yalvarmak için hazır diyorum oğlum. Madem özür dileyecek dinleyelim. Bir bakalım ne diyecek bakalım. Tabii yani bir dinlemek lazım değil mi? Kopilcik. Aynen öyle baba. Aynen öyle. Bakalım bakalım. Ex-yengemiz neler söyleyecek, neler anlatacak. İyi saçmalama. Şişin mi hemen öyle? Var ol biraz. Bu sefer de kaçırma kızı artık. Saçmalama kızım ya. Allah Allah. Niye ben hep ağrım zaten? Niye kaçıracakmışım ki kızı? Hem ben senin dediğin kafeye de gideceğim yani. Bakalım Barbie Hanım neler anlatacak? Nasıl özür dileyecek? Bakalım beni ikna edebilecek mi? Anlatsın öğrenelim. Öyle değil mi Kopilcik? Yani. Vallahi keyfim yerinde arkadaşlar. Arkadaşlarıma tost ısmarlıyorum en kaşarlısından. İtiraz istemem. Kardeşim. Cömertleştin iki dakikada. İyi oldu ha. Ne diyorsun be Kopil'im? Barbie Hanım kabahatin tek kendinin olduğunu idrak etmiş. Bunu kutlamayacağım da neyi kutlayacağım arkadaşlar? Öyle değil mi kız törpüm?
Neyse abi, hadi kalk dostlarımızı alalım ya. Hadi. Eyvah. Bu ortaka da çok fazla havaya girdi. İnşallah. Selam. Selam. Geç kaldın. Yolda arkadaşlarla karşılaştık da. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Seni dinliyorum. Ben de seni dinliyorum en can kulağından. Beni dinlemek için mi çağırdın buraya? Seni ben çağırmadım. Sen beni çağırdın. Ben mi seni çağırdım? Evet, özür dilemek için. Bir dakika. Ben senden niye özür diliyorum? Bana bütün yaptıkların için. Senin bana yaptıkların ne olacak? Okulun başından beri bana yapmadığın kabalık kalmadı. Ben senin yaptıklarına karşılık verdim Barbie Hanım, en haklısından. Hem madem özür dilemeyecektin benden, niye çağırdın? Ben seni çağırmadım, sen beni çağırdın. Asıl senin özür dilemen gerekiyor. Ne kadar güzel ya. Haksız yere kırmızı kart göreceğim. Bir de gidip hakemden özür dileyeceğim. Başka bir arzunuz var mı Barbie Hanım? Sen iyice olmuşsun Sedat, tebrik ederim. Hayır, biraz olgunlaştığını düşünmüştüm ama çuvaldan ipek elbise çıkmaz ki. Şaşırmamak gerekiyor. Bravo vallahi ya. Hem ayağına kadar çağır hem de hakaret et. Bu yeni çömezler seni işim atmışlar ha. Sizden daha iyi oldukları kesin. Merak etme Barbie Hanım. Yakında senin nasıl bir insan olduğunu anlarlar. Ya da ben anlatırım zaten en çabuğundan. Hem kıyakta geçmiş olurum. Neymişim ben? Bencil. Kendini düşünen. Hayata 5-0 galip başlamış. Her an arkadaşlarını satabilecek şekilde güzide bir arkadaşımızsın. Öyle mi Sedat? Sana ne demeli? Sahtekar. Güvenilmez. Kaypak. Kız arkadaşını yarı yolda bırakıp ondan sonra ben delikanlıyım diye ortalıkta dolaşıp bir de bundan hiç gocunmayan bir insansın. O arkadaşın törpeye de söyle boyundan büyük işlere kalkışmasın bir daha. Sen de bir daha gözüme gözükme. Asıl sen benim gözüme gözükme be. Sanki bizim sana ihtiyacımız var. Çok özür dilerim muhtarım. Yani ben böyle hesaplamamıştım. Benim planıma göre siz böyle buluşacaktınız, konuşacaktınız, sonra da güzel güzel barışacaktınız. Ne bileyim ben sizin böyle daha beter kavga edeceğinizi. Önemi yok Törpü. Kendini suçlama. Biz Barbie ile olamayız artık. Ama neden? Çok yıprattık birbirimizi. Yani sadece bu değil ki. Yaşanan onca şey var. Benim olayımla da patlak verdi işte. Şşt Törpü, yeter ama artık ya. Kendini suçlama. Bak bu bahaneyle de gerçekleri görmüş olduk. Ne bileyim ya. Benim yüzümden öyle. Haydi. Tek top. Evet. Çok güzel. Haydi çocuklar. Versenize topunu ya. Ya ne güzel oynuyoruz lan işte beraber ailecek. Siz müdüre söyleyeceğim oğlum. Bak bizi müdüre söyleyecekmiş. Aa çok korktuk. Git bir daha abini çağır. Görürsünüz siz. Hadi. Cem'e çağır. Haydi. Hırs. Eh be. Ne yaptın abi? Hadi alın hadi. Çekirdekleri iyi tribünde çürüdün ama. Hadi git al hadi. Fenerli. Hadi. Efer alıyorum oğlum. Atan alsın aynı hızda. Hadi. Beyler, hadi. Şöyle bir fikrim var. En kısa boylu olan alsın abi. Çok doğru abi. O bir kere en kısa çöpü çeker abi. Saçmalamayın. Biz de çöp çektik. Sen çıktın be kobilim. En yakın sensin. Hadi. Küçüğüm diye yapılıyor. Hadi. Hadi. Kobilim hadi. Şşş beyler. Allah ya, girdik mağaraya. Bu ne ya? Bu ne abi? Abi nerede bu ya? Şşş kopin! Abi neredesin ha? Ne o elindeki? Kutu. Kutu. Lan açsana bakalım oğlum. Ne kutusu ya? Abi açsana ya. Nereden bileyim ya? Top vurmuş böyle betonların arasından çıktı işte bu. Allah Allah. Açsana oğlum. Abi sakat bir şey çıkar ya. Ya abi ulan en kötü çıkacağı böcek mi? Aç şunu. Böcek mi? Abi ben hayatta açmam. Dokunmam bile. Aç. Ya aç. Aç şunu hadi. Ha yine ben açıyorum yani. Aç. Bütün görevler benim. Aç. Çekil ha. Dırsın. Hadi aç artık be. Bismillah. Ne ya? O ne ya? Bu ne abi? Bez. Bez bahçesi. Bu ne be? Oğlum harita bu. Burası İstanbul. Ne haritası abi bu? Bir dakika. Ne?
Üstünde Arapça bir şeyler yazıyor be. Katla katla abi. Katla kimseye göstermeyin be. Abi şakaç. Hadi yürüyelim. Hidayet Hoca, kitabı tersten okuyorsun. Bu Arapça kitap muhterem, tersten okunur. Hocam çok affedersiniz, rahatsız ettik. Bizim bir maruzatımız var hocam. Evet hocam, Arapça bir maruzat. Evet, maruzat Arapça olunca biz de anlayamadık hocam. Arapça maruzat mı? Nedir bu? Budur hocam, burada. Buyurun. Neymiş bu böyle? Bu ne? Babaannemden, babaannemin babasından aslında aslen kalmış bu. Haç vazifesini eda ederken Arabistan civarlarında oradan herhalde eline geçmiş böyle bir şey. Yani ben de bu nedir dedim. Sonra kim bilir dedik. Bilse Hidayet Hoca bilir dedik. Hidayet Hoca neymiş bu, oku da biz de anlayalım. Çocuklar. Şimdi ben bunu alayım, tamam mı? Neler yazdığını derste size anlatırım. Böyle herkesin içinde ulu orta olmaz. Hadi. Hocam siz hiç kafanızı yormasaydınız, verseydiniz zaman kaybı. Canım olur mu öyle şey? Ben size derste ne söylüyorsa anlatırım. Hadi ya. Hadi dersinize bakayım. Derste mi? Ne yapalım? Madem öyle diyorsunuz hocam. Hocam, iyi dersler. Kolay gelsin. İyi dersler. Hadi. Hocam. Hadi. Hadi. Ya beyler, vermese miydik acaba ya? Abi, adam Arapça biliyor. Haritada defineyle ilgili bir şey varsa bize niye söylesin? Çok aptalız ya. Ya abi, gerçi Hidayet Hoca Müslüman adamdır ya. Şimdi gelip de bizim hazinemize el koymaz değil mi? Bir dakika. Nereden bizim hazinemiz oluyor? Harita benim oğlum. Harita benim, haritayı ben buldum. Tamam, harita senin. Biz hazineye ortağız. Tamam. Bak o olur. Beyler, din dersini beklemekten başka çaremiz kalmadı. Uf. Abi resmen herif eliyle teslim etti haritayı ya. Ya o değil de beyler, bakışları bir tuhaftı abi. Sanki bir şeyler saklıyor gibiydi. Kesin anladı abi ya. Ne yapalım abi? Gerekirse takip edeceğiz. Edeceğiz abi. Takip ederiz. Yaparız bu takibi. Beyler, bizim kafamızı bozmasınlar. Haritanın üstüne falan yatmaya kalkarsa bir tane oğlu vardı ya onun. Onu kaçıracağız. Kaçırırız abi. Kaçırırız. Yaparız bunu. Buramıza getirmesinler. Buramıza getirmesinler. Evet, sayfa 50'ye kadar sorumlusunuz. Öğretmenim. Evet. Şey, 50 de dahil mi? Atır yere. Niye ya? İmtihanda 2 tane sure soracağım. Sureleri iyi ezberleyin, tamam mı? Hadi bakalım, ders bitmiştir. Çıkabilirsiniz.
Gelin. Hocam. He. Okuyabildiniz mi? Yok yani. Kesin okumuşsunuzdur da. Önemli bir şey var mı diye yani. Bir soralım dedik. Aslında. Yani baktım da hiçbir şey yazmıyor ya. Bu böyle önemsizmiş. Yani Arapça bile değil. Biz de öyle tahmin etmiş. Yok canım, beş parçası canım. Yani önemsiz bir şey zaten. Neyse. Hocam sağ olun, sizi de yorduk. Ağzınıza sağlık öğretmenim. Sağ olun.